Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık daha iyi gibiyim. Ne yaptım? Yatakları falan kaldırdım. Çocuklara dedim ki herkes dedim yatağını kaldırsın. Üstünü başını giysin. Anneannelere kahvaltıya gidiyoruz dedim. Çünkü ben bugün birazdan saat 12'den sonra amcamla araba sürmeye gideceğim. O yüzden çocuklarla buraya geldik. Gelmişken de kahvaltı yapalım dedim. Bayağıdır burada kahvaltı yaptık. Aynen. Bayağıdır kahvaltı yapmadık burada. Bayağıdır ben buraya da gelmedim. Bir 10 gün falan oldu galiba. Ay olmadı. Araba sürdüğüm gün geldi. Yuh ne 10 günü? En fazla 3-4 gün. Tam da 2 saat durmadım ben o gün. Çok durmadım. Ya olsun geldi mi geldi. Neyse hemen şimdi çevireyim. Özge kahvaltıyı hazırlamaya başlamış bile. Şöyle buraya kahvaltılıkları hazırlamış, sunumlarını yapmış. Bir yandan tost makinesinde sosis kızartıyoruz. Bir yandan da mıhlama yapıyor kardeşciğizi. Ne kadar kovayım ben buna? Biraz daha yani unu kokusu gitsin. Ay şu basak ovanın sesi bizi rahatsız edecek şimdi. Evet. Evet şimdi kavurduk. Suyunu koyuyoruz. Koy. Koy. Şöyle bir yedirmeyeyim mi ilk önce? Tamam. Bunu yedir. Ondan sonra tekrar yine bakarız. Bakın tost makinesinde sosisler çok güzel oluyor. Gelirken getirmiştim. Dedim iki dakika çocuklara sosisle kızartalım. Şimdi şunları ben bahçeye götüreyim. Tabaklar falan varmış. Bunları bir bahçeye götüreyim Özge. Kuyma yaparken. Evet güzel iyi. O şimdi birazcık daha kışa fokurdattım mı koyulaşacak. Tamam. Bir de peynir falan koydum mu da koyulaşıyor yani. Üzerine de tereyağı yapalım. Olabilir. Çoktan da yağ yapma be. Yapmayayım çok. Sabah. Güzel oluyor da. Tereyağı da güzel oluyor burada. İyi be sen bilirsin. Ben bilirim tabii ben yapıyorum. Misafir buldu, umduğunu değil buldu. Zaten ben demedim ki sana kuymak yap diye. Gayet buldum yiyeceğim fazla, şu an yani. Fazla şey diyorsun ya. Hayır ben şimdi bulduğunu sana... yiyeceksin tatlı. İyi be. Valide Sultan da hala uyuyormuş. Anne! Woo! Kalkmıyor mu? Kız babam sofrada ne varsa bitirecek gel aşağı. Haydi tatlışım gel. Gel ana kraliçem. Valide Sultanım gel. Elin ayağını öpeyim gel. Bakın ne kadar güzel uyandırıyorum annemi. Ko bakayım. Bir daha söyle diyor. Güzel şeyler söyledin diyor. Evet bak tatlı dilimle seni odandan çıkardım Fatma Hanım. Evet ablam ona. Evet Selma abla unutmuşum ben onu geçen. Hatır o. At. Hepsiz Tamam hadi bakalım evet kahvaltımız hazır. Çaylar da demini aldı. Çaylar da dolduruldu. Annem hemen oraya çamaşır asmaya geçti. Anne ben salsı verirdim göz. Böyle bakalım. Haydi bize afiyet olsun.
bir şey olamaz ya. YouTuber'ın çocuğu YouTuber işte. Telefonu bana verin diyor, kamera çek. Nerede diyor? İçeride diyorum. Dur ben video çekmem lazım diyor. Hamur yaparken video çekecekmiş. Ah anacım ah. Şimdi dur ben onu çekeceğim gizli gizli. Armut dibine düşer. 1-2-3 başladı. Merhaba. Nasıl gidin? Merhaba. Yedim ya çocuğum. Hey hamuru seviyorum. Hamuru seviyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hamur yapacağız diyor. Ben hamuru çok seviyorum. Bir şey yapmıyoruz, oynuyor anne. Hey oynuyordum. Fatma Hanım, Fatma Hanım, Gülcem anneni görelim Fatma Hanım. Evet annem de aynen ben gibi çok kötü hasta. O da anca bugün birazcık ayak. Annem şeker koyuyor mu? Tabii ki de koyuyor. Gerçekten mi? Sütlü mü yapıyor ona? He. Sütlü yapar hep şeker. Dur kızım şuradan anneanneme su götür. Buzlara bundan niye veriyorum biz soğuk adına? Soğuk değil bu ya. Ben yeni koyduydum onu. So, şuna annemin şekerini ayarlasana kendi. Tamam. Anacığının şeker oranını bir ayarlayıver. Bundan böyle bir de yarım, 1,5 yapmışım. Anneme. Hatta şöyle bir kaşık yapsan yeter. Şeyinden büyük bir kaşık koyuyorum normalde. Öyle seviyorum. Ha, bakayım annemin kahvesi götürüver. Ablam yaptı de. Sen şekeri koydun mu içine? Koydum tatlı. Ha tamam. Ablam yaptı da sakın kendin yapmışın gibi tamam. Gösterme. Çok fena. Evet su. Ben şimdi ancak kahvaltıdan sonra, bir saat geçti kahvaltımız bitti. Ancak bir bardak çay içtim. O yüzden şu an kahve falan içmeyeceğim. Bunu da geçen biri yazmış bana, kahve tahta kaşıkla karıştır daha güzel oluyor diye. Plastik veya tahta kaşıkla karıştır Özlem yazmışlar. O yüzden şöyle tahta kaşıkla bir kere bir karıştırayım. Bir Türk kahvesi şimdi aslında güzel giderdi ama. Olsun. Ben seni alırım sana. Evet kahve oldu. Kapırdı. Niye bitmiyor bu? Niye ötmüyor? Evet. Vardır böyle böyle çatlaklıklarım vardır yani. Oh, babamla emmim elimle kahvesinle emmim amcama şey öncesi bir kahve Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Ay üstünde de eşime yazıyor. Tövbe estağfurullah. Eş diyor ki fesem kahve. Canım eşime yazıyor. Kalp yüzü iki kahvenin arasında. Amcam. İç kahveyi. Sinirlerin yatışsa. Sinirleri yatış. Gel sen sakin adamsın. Tamam yorgunum. Bir şey olmaz. Olursa da en kötü ihtimal araba çarparız. Yok be olsun. Araba benim arabam. Haydi bakalım afiyet olsun size. Evet amcam kahvesini içti. Biz şimdi gidiyoruz. Geliyorum amca anahtarımı alıp. Ne yapıyoruz? Araba sürmeye gideceğiz diyor. Bugün yine sizi yanımda götüreceğim. Hep şansla. Bilene kadar kimse yoktu. Sen bindin doldu bile. Şu siyah geçsin. Kupramı biliyorum. Şimdi biri attım zaten. Tamam. Şunun arkasına yavaş yavaş git. Hadi bismillah. Nazar değil misin? Şöyle. Araba da görmüyor. Tamam. İki.
sildiğin zaman ikiye at. Tamam. Ben demeyeceğim bir şey. Dört daha kurdum galiba. Dört. Dördü mü? Tamam kurdum bas. Haa kurdum bas. Ay kurdum basmam lazım. Evet girdi. Tamam. Girdi mi? Hı hı. Hiçbir şey vermeye gerek yok. Şimdi birazdan dönerken. Al bunu gerek yok. Ayak kol yaptır ama yavaşla. Yavaşla bak. Dayımız orada oturmuş. Güzel oturmuş oraya. Güzel oturmuş da ben adamın yaşayan da korkuyorum. Ben yok. Tamam. Gaza yüklen. Biz şimdi seninle ne yapalım? Biliyor musun? Sen dönelim mi şuradan? Yazılıyı aldın. Hayır. Arkadan yapacağız. Az sonra sağ tarafa yerleş. Biri al dediğinde biri al. Ne olur olmaz. Hatta şu topçuk var. Biri almanı verme. Boşalsan da yeter. Yavaş yavaş şu kırmızı çıkıyor bak. Evet. Neyse. Dön 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 dön. Bizim sebebi yok mu? Tamam kırmızı boş ver. İkisiniz sarışın. Onlardan uzaklaşalım. Sağ taraf. Sağ sinyali ver. Sağ ne? Ay sola verdim. Tamam hiç fark etmez. Tamam. Tamam. Şimdi geldi. Diğer birce bas. Biri al. Ara bir. Dur. Tamam. Yavaş yavaş ilerle. Stop shift'te çizgide duralım. Tamam. Bunu aslında bir bakmam lazım. Hangi tarafa gideceğiz? Bak çizgi bu. Neyse tamam git git. Gideyim mi? Aha git. Sen şu anda benim kafaya geliyor. Tamam git git git. Sola gir. Şu Türkiye dikkat edin. Sol. Hemen dön 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 dön. Tamam ya. Düz git. Düz mü gideyim? Ortadan mı gideyim kenardan mı? Dur kenardan gideyim de. Şimdi bak önde şey var. Bir hayvancağız var. Tamam. Hayvan nerede olmuş? Şey. Ha biz şimdi nereye gidiyoruz? Karşıya mı gidiyoruz? Düz. Tamam. Şimdi oraya baktım, oraya baktım. Durdum. Tamam. Şimdi hiç burada acele etme. Yavaş yavaş git. Tamam. Düz mü gidiyoruz? Düz, düz. Şuna dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu az sonra karşımızdan çıkacak. Adamın başka bir giriş yok. Özlem, burada çok yavaş gitmeye bak. Yani az sonra sağ yap. Yani sağa döneceğiz. Bling yap. Hover. Şurası. Yani alışman için. Yavaş yavaş. Bak burada çok yavaş git araba geliyor. Kuplumu bas. Hatta kol yaptım ben onu bakayım da şimdi o da acemi ya. Tamam git git devam git. Arkadan bir araba daha geliyor. Heh. Tamam. Vallahi karşıdan da gelerek yaptım. Aferin şimdi birinci deste git arkadaki de zaten Türkiye'miz. Gidesin bir değil mi? Birdi. İlk baştan birde git. Kuvvelere alışmamız için. Bak yine kuvve geliyor. Gazı çek. Bak şu takım kuvve geliyor. Tabii fazla da çekme hani duracak şekilde değil. Anam yavruma bak. Tavşan ya. Bebe. Onion. Sen de. Hazım benim. Sen bakma Özlem. Bunlar ne güzel bir şey. Neyse ben biraz böyle bakayım. Tamam ben baktım. Bak benim oğluma. Vay be ne güzel döndün. Baban da mı şofördü be. Ben, vay be. Şimdi bak burası Fofat şıkası biliyorum. Burada sen bir dur. Öyle alış. Dur. Şimdi dur dur dur. Şimdi sağa sola bak. Sağa bak. Tamam. Şimdi yok, kimse yok. Sağ yap. Benim kapağını açık mı? Yok. Sağ yap. Arkada. Sağ yapacağım. Araba var. Bak o da bizi bekliyor zaten. Tamam. Boşal. Bekle sağ. Boş ver. Ama ayağını kırından çekme. Fazla gibi yüklen. Tamam. TBC 1. Arkadaki isabetleri de. Aynısını bir iki kere daha yapalım çünkü burası senin için öğrenmen için süper bir yer. Tamam. Teyzem geri geri gidiyor. Neyse ben ona dikkat ederim. Sen yine sağ blink yap. Kimse gelmiyor. Burada normalde ikiyi de atabilirsin ama sen şu anda birle git. Hızımız yerine tamam. Bak istersen biraz yavaş git. Aha. Tamam şükür o senin bir şey değil. Tamam. Yollar bozuk. Biraz genişleme al ki. Bak o çukurların sebebi siz acemiler. Normal. Seni edeyim mi ben? Buna bak yok diye kafası salladın aynı. Zaten akıllı. Bak Özlem kova gibi yine yavaşla. Yavaşla. Heh, tamam 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 az dur al, bana bırak. Ha? Şimdi düzeyim de tamam. Normal yani. Şimdi yine aynısını yapacağız. Duracağız. Boşa al. Sağ soluna bak. Right so links. Bu çizginin ortasında durmaya bak. Frenle, frenle, frenle.
Kısa burası iyi mi? İyi iyi. Tamam. Şimdi yine aynısını. Burası senin için daha iyi. Öbür taraftan daha iyi. Sinyalimi de verdim. Heh, aynen öyle. Normal teker gibi yapmışlar. Bak şimdi var ya, hatta ne yapacağız biliyor musun? Bak el akı, bak şu anda var ya, bu hızla gitmeye bak. Çünkü bu hızla elini şey yaparsın, alıştırırsın. Tamam. Bak şimdi nereden dönüşün? Bak, şimdi sağ, genişten şimdi aldım. Bak, genişten almana gel. Tamam olur, daha iyi olur. Şimdi mümkün mertebe iki çizginin ortasında durmaya bak. Bu kuvvetle bir tek elle daha iyi giriliyor da. Tek elle giriliyor. Aynen öyle, şu an iki elle tamam girmeye çalış ama tamam. O da yasakmış. Yasak. Ehliyeti alana kadar iki elle, ehliyeti aldın diyeyim tek elle sür. Ama bak yavaş, şu an ben yavaş, kendim yavaş. Mesela ehliyetim olmadığı halde tek elle daha güzel dönebiliyorum. İki ama elle... Ama işte olmuyor. Huyfunk da olmuyor. Dediğim gibi ehliyeti eline aldığın anda elin tekini unuttur, yoksa ben boş ver. Bir de koy, camın kenarına koy, sigara yak. Ne bileyim, telefon mu oynar? Yok, telefonla oynamam. O iş benim işim. Sigara, telefon. Direkt sen kendi kendine gidiyor. Ana, araba kül oldu. Yine aynısını yapalım. Sen ne zaman amca, tamam bu yeter. Ama o yüzden bak şu anda Game Pick'e gidiyor. Kızım sen niye sola bakmıyorsun? Hemen, sen tam Türk yaptın. Yol benim. Neyse. Ki araba gelmiyordu. Yok, gelmediğini gördüm. Yok. Zaten o an duramadım. Nerede gördün ya? Yol ortasına kadar gel. Bakıyorum ben, görüyorum. Tamam sen. Ne zaman buradan bıktım dersen öbür tarafa gideceğiz. Burada yok, biraz... ben bıkmam ki, çok güzel. Ne güzel diyorum. Ben bıkmam ama ki. Ama doğruya doğru bak. Şu üç kakiye çok güzel yapmışlar. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me? Şimdi sizi karşıda aldım. Geçeceğim yolu göstereceğim. Demin çok güzel bir yer geçtim ve amcamdan büyük takdiri aldım. Normalde yeni başlayanlar için gidilecek yer değilmiş. Ama bu şimdi bir şeye takıldı. Kemerim gelmiyor. Yok, yok. Ha, şimdi oldu. Adamlar boşuna yazmamışlar. Ne gidiyor? Amping hadi. Şimdi sinyali tabi buradan vermem lazım değil mi normalde? Bak burada ama aynı fat var. Ya, özlem yavaşla. Normalde buradan araba gelmemesi lazım ama ne olur da olmaz. Kayseri'ye dönem mi? İstersen düz git. Düz mü gideyim? İstersen düz git. Ama Kayseri'ye bak. Şimdi şu Kayseri'de durmam lazım. Girerse tabii içeriye girdi. Sen şimdi burada dur. Dur. Çünkü o da düz gidecek. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar ve buraya çıktınca ortadan gidiyorum ve gazı veriyorum. Ayağımı gazdan çekiyorum. Aşağı iniyoruz. Ve yukarıda da durduk. Arabayı da oradan kaldırdı. Demin yukarıda amcam beni durdurdu ve oradan kalkış yaptırdı. Ama şimdi onu yapmayacağız, dur. İkinci denemede kalktı. Ben buradan bir daha döneceğim. Çok hoşuma gitti. Tamam ama bak. Ya burası dar olduğundan herkes acemi ya. O yüzden buradan sağ yap. Evet, ben şimdi şey olsaydım. Dur. Niye? Stop şunu tıkladım. Ha. Ama stop şunu şu anda önemli değil. Boş ver. Tamam, sen sağ yap. Sağ yap dedim. Boş ver, önemli değil. Sen şu an arabanı alış. Tamam. O yüzden buradan sağ yap. Şu dayımıza dikkat edelim.
Da burada ne yapıyor lan? Hazır yavaş. Bu ne yapıyor ya? Dur. Ne yapıyor? Biraz yavaşlar. Özlem. Bas yedim. Fazla basma. Tuzla fazla. Yasak. La korkma la, o kadar ben değil. Adamdan korkuyorum. Adamdan niye korkuyorsun? Hadi sen de beni şey yapayım. Ya sen de benim adamdan korkuyorum. O duracak kenarda orada. Arkamda araba yok. O zaman ona geçebilirim. Tamamdır, bu adamın ne yapacağını. Ama ne yapacağım ben? Dez duruyorum, affedersin. Ne yapıyorsun? Abi telefon çalıyor. Adem, selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Şey, ben yeni mi adet sipariş yazdım. Kanış bir şeyler toparladım. Baba mı? Ya yetkan işte, yetkan iş birlikte faşlıyor. Ya ya faliye var. Sen Allah hakkında sen faliye olmuşsun. Dostum, faliye yapıyor. Ne yapıyor? Lan lan bak kapısı kapısı kapısı. Tamam görüşürüz. Ciao. Görüşürüz. Telefonun dokunmaya gerek yok. Mesela burası artık canını sıkar. Şurada bir dur da sağ. Neyse dur. Boş ver ya dur. Bak. Ben duruş kalkış biliyorum yalnız. Bir saat öğrendim ben maşallah. Vallahi billahi. Hatta bir saat öğrendim. Bak mesela haydi. Hani şunu vereyim bari. Şimdi hatta var ya. İstediğin yere gidebilirsin ha. Burada. Kalkmaz mı araba? Sana söyleyeyim. Niye? Bir bak bakalım etrafına. Çünkü 2'de. Hayır evet. Kalkmasın kalkar da. Şu an 1'de. Şu an 1'de. O kadar çok olacak ya. Yumurta biraz fazla şey. Basayım mı? Açtım ben onu. Ha, tamam. Şimdi bak, stop shift. Burada durman lazım. Biliyorum. Sinyal şimdi baktım. Ver. Sağdan gelen yok, soldan gelen yok. Ayağımı frenden çektim ve yavaş yavaş. Buş burada da bak. Hatta sola geç. Şimdi daha en yol geliyor. Bu hızda git. Bu hızda elin daha yatkın. Tamam. Şu ne yapıyor? Ona dikkat etmemiz lazım. O atlayamaz zaten. Yol forfat çiftim. Evet, forfat çiftim var. Aynen. İleride de forfat çiftim var. Ama ben öbür tarafa olsam, geçiş yok aslında. Yerinde olsam ilk baştan sağ yaparım. Öyle yapacağım çünkü öbür tarafa geçiş yok. Geçiş var da şu anda araba var ya orada. Nein, bak görmüyor musun? Ya, ha, forfat o tarafa var. Tamam. Belki zaten forfat. Arkadaşlar bir 60 dakikalığı daha doldurduk ve şimdi eve gidiyoruz ve bugün çok 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 daha güzeldi. Çünkü benim de kendime birazcık özgüvenim, biraz fazlasıyla özgüvenim geldi. Amcam diyor ki bu ne özgüven kız diyor. Ay, ama güzeldi. Sadece o virajdan işte frene basıp frenden ayağı çekip tekrar bir böyle sağa dönüş yaptığım zaman son anda yaptım onu. Aslında ilk başta çok güzel dönüyordum ama son anda amcam o da diyor ki o da diyor fazla özgüvenden kaynaklanıyor diyor. Çünkü diyor çok fazla özgüven yaptın diyor. O yüzden oralarda biraz şöyle bir arabayı böyle bir salladım. Üç sefer dönerken. Dikkat etmedim yani. Ayağımı bir anda çat diye çekiverdim debriyajdan. Onun dışında da çok güzel geçti. Bu arada biz bir şey söylemek istiyoruz. Amcam da geçenki videoyu izledi ve alttaki yorumları gördüydü. Okumuş yorumları. Yorumlardan bir tanesi de şey yazıyordu. Ben altına aslında cevabını vermiştim. Keşke ilk dersini hocayla yapsaydın da amcanla yapmasaydın gibi böyle bir yorum vardı. Yani daha bilgili birisi olarak. Ben orada yazmıştım ama burada bir kez daha sizlere belirteyim. Benim amcam da olmayan ehliyet yok. Şu an amcamda bütün ehliyetler var. Hatta 22 yaşında mı almıştın tır ehliyetini? 23. En zor ehliyet tır ehliyetidir. Tır ehliyetini de 23 yaşındayken almıştı ve tek seferde geçmişti onları. Uçak eğitimle ne yapacak? Ha, aynen öyle. Yani şeydir amcam, hem çok sabırlı hem çok sakin hem de gerçekten inanın çok güzel öğretti. Ve benim amcamla şu an şu en acemiliğimi amcamla gidermek istemem de şimdi bu şeyleri boşa para harcayarak hocayla geçirmek istemiyorum. Çünkü bunu hocayla direkt trafikte yapacağız ve belki trafikte bu kadar rahat olmayabilirim. Çünkü sürekli sağımdan solumdan birileri geçtiği için. Evet, hocayla yaptığım sürüşlerde onun da önünde işte freni, debriyajı, gazı bir şeyler oluyor ama o daha farklı. Ben şu an o ilk heyecanımı amcamla atlatmış oldum. Bugün de bayağı böyle bir pekiştirmiş oldum. Canım biraz sıkıldı. Amcam hatta bayağı diyor ki benim de bayağı sıkıldı canım diyor. Bir daha diyeceksen diyor. Baban da geldi çünkü sen artık sürüyorsun diyor yani. Sağ olsun. Böyle bakalım. Şimdi ne yapıyorum? Şansın. Eve gidiyoruz inşallah bakalım. Bir benzin alacağız. Ne oldu? Ben sana sol dedim bak. Burası şimdi bizi sürteletiyor.
Magnus'un sütü. He, o zaman biz gelirken şimdi, oradan gelip giderken mi oradan gitmemiz gerekiyor? Şimdi böyle gideceğimize böyle kumda da beni yapıyorsun. Tamam olsun be, bir şey olmaz. Biraz vaktimizden geçecek. Sıkıntı yok. Böyle bakalım. Bugün çok güzel geçti. Bugün baya rahattım. Ama gücüme gitti ha. Evet, kodum öyle söylemeleri amcamın gücüne gitmiş. Vallahi lütfen gücüm yani. Ben uçak elitini yapacaktım. Ya. Amcam bu konularda çok şeydir yani. O yüzden belki de beni oturtacak hocadan bile daha güzel öğretmiş oldu ilk şeyleri. Çünkü ben daha önce Turgut'la da arabaya binmiştim. Ve arabayla binişimle inişim nasıl oldu anlayamadım. Bana diyor ki, hatta o da bir şimdi videoları onu göstermiştim. Bak sen bana araba süremezsin demiştim ama ben çok güzel sürdüm falan diye. Böyle bir misilleme de yaptım ona. O da diyor ki, ben de diyor çok şaşırdım diyor. Ben de niye böyle sürmedin dedim, işte anlatımla alakalı. Aslında Turgut da çok sakindir. Güzel de anlatır ama arabada çocuklar vardı, bir panik yaptı. Bir de biz tabii o zaman böyle buraya gelmemiştik. Karşıdan da bir yana araba gelince o bana dur bas dur bir şeyler deyince ben böyle bir panik oldum. Özlem ama bak şimdi var ya. Onu... Beni arada adam beni arabadan bir attı. Onu bak ama. Geç dedi ya bir daha dedi, ben seni direksiyona oturtmam. O şeydi. Ondan sonra bir daha hiç direksiyona oturmamıştım. Bir geçen işte amcamla oturmuştum. Bugün de artık baya. İnşallah şimdi bugün Faşule'yi de arıp birazcık böyle bir tavrımı da koyacağım. Çünkü 10 gündür beni arasın hoca, bana randevu yapsın diye bekliyorum. Artık bugün gerçekten baya böyle bir şeyim yani, sinirliyim bu konuda. Bugün arayıp diyeceğim artık yani, bu Cemil beni arayacaksa arayılsın. Aramıyorsa beni başkasına verin. Cemil'le falan ama uğraşamam. Sağlam mağlam ben bilmem. 10 gündür adamı bekliyorum ki beni arasın diye. Başlarım vallahi Cemil'le. Ama bak Turgun'un sana kızma sebebinde haklı buluyorum. Ha. Normal pekiyada olduğu için tamam, kendisi de korkuyor. Panik yaptı, panik yaptı. Aynen. Ben olsam ben de yaparım çünkü ben de birisine aynısını yaptım. Ve hiç benim, hiç nul efamım. Neyse ama öyle işte. Burada sıkıntı yok çünkü Übungsplatz olduğundan. Evet. Ve bir de öğreten panik yapmaması lazım. Yani evet. Panik de stres amcam yapmaması lazım. Amcam hiç panik yapmadı. Arada açık böyle bir stres. Ama bugün girmedin. Girdin mi? Doğru söyle. Yok. Niye aynı şey? Amcam şimdi ben böyle virajdan dönerken, karşıdan araba geliyor, virajdan dönüyorum. Evet, o hemen benden sohbet ederken susuyor. Ben de orada konuşuyorum ki, la diyor kıza bak ya diyor, ben diyor susuyorum konsantre olsun diyor. Kadın diyor virajdan dönerken diyor benle diyor bir sohbet ediyor. Amca. Ama şey o bende hem dinleyip hem konuşmak hocalık yaptığım zamandan var. O dikkat. Hem öndekilere dikkat edip hem de aslında söylenene dikkat etmek bak, o ondan var yani. Sen Cemil'le şimdi Faşkun'da yaparsan seninle çok sık sık sohbet edecek. Yapma sebebi de mahsus tabii. Fekaya'yla sohbete şey yapıyor mu diye müziği de açacak. Ob du dich konzentrieren kannst. Biraz alışman için. Çoğunluğu sohbet etmiyor. Radyo da açmıyor. Elite aldığında radyo sana çok şey yapıyor. Behinden yapıyor. Benim ama bizde açıktı. Bizde açıktı. Mouse'dan kapatmadı. Full açıktı bizde hem de. Aynen öyle. Mouse'dan çünkü alış. Ve çok da sohbet ettik biz seninle. Bugün daha çok sağa sola şeylere baktım ama. Baktın. Geçen hep önüme baktın. Baktıydım. Aynen. Ya ben sana söyleyeyim ya. Bir takımda babanla geldiğin zaman baban diyecek ki sen benim dalga mı geçiyorsun zaten sürmesine gidiyorum. Yarın da babamı getireceğim. Bakalım babam ne diyecek. Evet arkadaşlar bize... amcamla araba sürmekten geldik. Amcamla benim bahçede kısa böyle birer kahve içtik. Daha sonra gitti. Şimdi babamla benim çocukları bir yere götürüyoruz. Nereye götürüyoruz? 200 metern biegen Sie links ab. Benim kuzenimin biegen Sie die zweite links ab. Hem Esen'de hem de Kastrop'ta özel dershanesi var. Özel, aynen dershane diye geçiyor değil mi? Nafife dershane. Özel dershanesi var. Bu zamana kadar gerek duymamıştım ama şimdi artık Mikael biliyorsunuz 5. sınıfta Reaşule'ye gidecek. Ve istiyorum ki derslerinde daha, yani okulda daha zaten başarılı ama daha da başarılı olmasını istiyorum. Pardon. Evet, şu an trafik sıkıştıydı. Daha da başarılı olmasını istediğim için özel dershaneye yazdırmak istedim. Şimdi bugün onların ilk sabah ben kuzenimle bir konuştum, Şüker abimle. Akşam saat 6 için randevulaştık. Şimdi oraya götürüyoruz çocukları. Önce bir seviye testi yapılacak. 200 metern biegen Sie links ab. Dann biegen Sie links ab. Bak kadının lafını bölmüyorum ama.
seviye testi yapılacak. Bu arada neydi onların şeysinin adı? Belki bilenler var. Kumon. Ha, Kumon diye bir Mülayim'de de var onların. Esen, vardır aynen her yer. Yani Esen'le Kastrop benim kuzenimle eşine ait. Onlar o, bu taraftakileri işletiyorlar. Aslında hani çok büyük bir şey değil mi o? Dershane zinciri. Aynen. Daha büyük bir dershane zinciri. Esen şubesiyle Kastrop'a da daha yeni açıldı. Bu taraftaki şubeyi de eşimle, aman eşim, kuzenimle eşi yapıyor. Oraya bir gidiyoruz bakalım. Çıktıktan sonra tekrar yine size gösteririm. Hatta belki orada da çekebilirim, bilmiyorum. Bir bakarız ya da oraya geniş çaplı da gittiğim zaman, eğer ki hani sizler de çocuklarınızı özel dershane göndermek istiyorsanız ve buna böyle bir ilginiz varsa, daha sonra bir gün geniş bir zamanda gittiğimde de Türker abiyle de büyük ihtimalle, o da zaten video çektirir diye düşünüyorum. Kendi açıklamasını kendi daha güzel anlatır diye düşünüyorum. Şimdi ben ilk defa gidiyorum oraya. O yüzden bir gideyim, bir konuşalım edelim. Daha sonra oranın linkini de isteyenler için yorumlar kısmına da bırakabilirim. Ama önce bir gidelim bakalım nasıl bir şeymiş. Ne kadar ders alacaklar, haftada ne kadar gidecekler. Onları bir öğrenelim. Bir de çocukların seviye testi yapılsın bugün bakalım. Ona göre hemen bir ders planı başlayacaklar çocuklar için. Yaz tatilinden sonra da Ömer Halis anaokuluna başladıktan sonra Ömer Halis'i de götüreceğim. O zaman üçlü bir şekilde saatlerini aynı denk getireceğiz. Şu an o izine gideceği için Ömer Halis'i ya alırsam, Ömer Halis'le birebir kendim ilgilenmek istiyorum. Onu ben eğitmek isterim dedi. O yüzden ben bir Türkiye gidip geleyim, 4 hafta kalacağım Türkiye'de dedi. Ondan sonra dedi. Yani o yüzden hani Ömer'in şu an acelesi yok okula gitmediği için. Ama Ömer Halis'le yaz tatilinden sonra da oraya vereceğim. Evet arkadaşlar, ertesi günden tekrardan herkese merhaba. Dün Kumon'dan, dershaneden çok geç çıktık. Oradan eve geldiğimizde saat 8'de 6'da randevumuz vardı. Saat 8 civarı evdeydik. İşte yemek yiyorduk, yapıyorduk, ediyorduk falan derken bayağı böyle saat geç oldu. Ondan sonra tekrardan telefonu elime alıp, kamerayı elime alıp video çekemedim. Kumon'daki ilk dersimiz çok 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 güzel geçti, seviye dersimiz. Bu özel dershaneyle alakalı... Tamam, aferin sana oğlum. Geniş bir çapta size çok daha geniş bir şekilde bu dershane hakkında açıklık getireceğim inşallah, anlatacağım. Ve okulda özellikle matematik ve İngilizce dersinde zorluk çeken çocuklarınız varsa, hiçbir şekilde matematiği kafası almıyorsa ya da alıyorsa çok yavaşsa, bir konsantrasyon sorunu varsa, hiperaktif bir çocuğunuz varsa, yani burası mahilfe değil aslında, dershane, ama çok değişik, farklı bir sistem. Şimdi benim böyle çatpat bilgimle anlatmam çok yanlış olacak, çok özür diliyorum. O yüzden Türker abim Türkiye'ye bir gitsin gelsin, onunla sözü de aldım. Videoyu çekeceğim. Dershaneyi size şöyle bir turlatıp nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir sistem olduğunu, hedeflerinin neler olduğunu, orada işte neyi amaçladıklarını, hedeflerinin neyin olduğunu, nasıl bir sistemde çalıştıklarını, nasıl bir eğitim verildiğini sizlere kendisi anlatacak. Haftada iki gün götürme imkanımız da var. Haftada bir gün de götürme imkanımız var. Ben onların sitesini, linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan yine linke tıklayarak okuyabilip, ya okuyabilirsiniz arkadaşlar, Almancası olanlar. Türkçe, ben dedim ki beğendi dedim, çok dedim, Türk anne var dedim, Almanca bilmeyen. Onun da dedi şu an dedi hazırlık aşamasında dedi. Ay ne kadar böyle şey görünüyorum, kötü, gözümün teki küçülmüş, teki büyümüş, tövbe estağfurullah. Çarpılmış gibi. Ay bu hastalık beni mahvetti. Neyse, böyle yani. Bununla alakalı inşallah geniş çaplı bir açıklama yapacağız sizlere. Gülşen'le Mikal çok beğendiler. Oradan da böyle okul gibi eve işte 10 dakikalık, 15 dakikalık böyle bir beyin jimnastiği, beyin fırtınası, beyin sporu, hep böyle aktif kalması için dersler veriliyor. Özel işte çantalarıydı, kalem, hepsi Kumon'a ait. Çanta veriliyor. Bakalım bugün ilk dersimizi yapacağız. Böyle. Bu videom çok 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 uzun oldu.
30 dakikayı fazlasıyla açtı. Hatta zannedersem şu an bu konuşmamla bir 35 dakika oldu. O yüzden daha fazla çok konuşmayayım ve burada videomu kapatayım. Benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah yine böyle araba sürüş serüvenimi keyifle izlemişsinizdir. Ben editlerken çok büyük keyif aldım. Bir sonraki vlogda yine tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.